Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her insanın bedeninde bulunan ve sadece kendisine özgü olan biyometrik kimliklerini inceleyeceğiz. Bedenimiz, bankalar, ATM'ler, mobil aygıtlar, oyun konsolları tarafından fiziksel erişim ve daha birçok konuda güvenli kimlik saptama için kullanılıyor. Acaba vücudumuz hakkımızda ne söylüyor? Her insan birbirinden farklıdır ve güvenlik sektörü de bundan faydalanmak istiyor. Bunun nedeni ise geleneksel kimlik doğrulama yaklaşımlarının artık yeterince işe yaramaması. Ne kadar güçlü şifre oluşturursak oluşturalım, özellikle internet ortamında güvende değiliz. İşte bu nedenle doğru kimlik tespiti ve tanımlamaya gereksinim duyan kurum ve kuruluşların birçoğu, bedenimizin içini ve dışını kapsayan yeni seçenekleri değerlendirmeye başladı. Biyometri nedir? Biyometri kavramı Yunanca bios ve metrikos, yani yaşam ve ölçüm kelimelerinden meydana gelmekte olup kişiye ait biyolojik verilerin kullanılması ile bireylerin başkalarından ayrılmasını sağlayan tanımlama yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Biyometri çeşitleri nelerdir? Biyometri çalışmaları çoğunlukla 3 grup etrafında toplanır. Bunlar biyolojik, morfolojik ve davranışsaldır. Biyolojik biyometri özellikleri genetik ve moleküler düzeyde kullanır. Bunlar vücudunuzdaki sıvıların bir örneğiyle değerlendirilebilecek DNA veya kanınız gibi özelliklerdir. Morfolojik biyometri vücudunuzun yapısını içerir. Gözünüz, parmak iziniz veya yüzünüzün şekli gibi daha fazla fiziksel özellik güvenlik tarayıcılarıyla kullanılmak üzere eşleştirilebilir. Davranışsal biyometri ise yürüyüş şekli, ses, konuşma ve imza gibi kişi tarafından ortaya konulan eylemleri temel almaktadır. Dijital dünyada kesin olarak sizi doğrulayabilecek parçalarınız şunlardır. Yüzünüz, parmak izleriniz, gözleriniz, kulağınız, damar düzeniniz, kalp atışınız, yürüyüşünüz, nasıl yazdığınız ve sesiniz. Teknoloji bunları ikili verilere çevirir ve bunu çevrim içi hesaplarınıza, dijital cihazlarınıza ve daha fazlasına erişim yetkisi vermek için kullanır. Parmak izi. Deri üzerinde bulunan koordinat ve yönler gibi çok küçük detaylar parmak izinde en çok kullanılan ayrıcı özelliklerdir. Tek yumurta ikizleri ile kişinin kendi diğer parmaklarında dahi bu izler farklılaşmaktadır. Dünya üzerinde en yaygın ve eski biyometrik yöntem olan parmak izi tanımlama, üzerinde yapılan akademik ve uygulama çalışmasının çokluğu nedeniyle de erişimi en kolay olan teknolojilerdendir. Yüz tanımlama yöntemi. Son yıllarda kişilerin doğrulanmasında en çok tercih edilen biyometrik yöntemlerden biridir. Temas gerektirmemesi ve kayda gerektirmemesi nedeniyle parmak izi tanımlamaya göre daha avantajlı bir yöntemdir. Yüz, kişiyi ifade etmekten güvenli, görsel olarak erişilebilir olan işarettir. Görsel bakış açısından ele alındığında kişinin yüzü, diğer organlarına göre daha etkili bir tanımlama özelliğine sahiptir. Gözler, iris tarama. İris, gözün her iki yanında göz bebeği ile gözün beyazı arasında kalan dairesel bölgedir. İris, ışığa karşı hassas bir şekilde tepki verirken bu sırada şekli ve büyüklüğü değişmektedir. Bu değişim, istatistik analizlerde ve karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Parmak izi ve yüz tanımlama yöntemlerine göre daha yüksek oranda doğrulama yapması ve sistemin karşılaştırma hızının yüksek olması iris tanımlama yönteminin üstünlüklerindendir. Bu biyometrik ölçütü kullanmak için gereken donanım maliyetli olduğu için genelde şirketler tarafından, özellikle de fiziksel tesislere giriş izni verilmesi için kullanılır. Damar izi teknolojisi. Avuç içini, yani aya dediğimiz kısımdaki damarlar taranarak bir algoritmadan geçirilip ve bir veri tabanında saklanması ile çalışır. Her insanın avuç içerisindeki damar yapısı kendine özel ve fizyolojisi benzersizdir. Avuç içerisindeki yıpranmalar ve yaralanmalar sistemin sağlıklı çalışmasına engel değildir. Doğrulama aşaması veri tabanlarında kayıtlı olan şablonun yeni tarama şablonu ile eşleşmesi sonucunda gerçekleştirilir. Yeni nesil biyometrik tanımlama yöntemleri olarak da adlandırabileceğimiz damar tanımlama yöntemlerinde endüstriyel üretime geçmiş 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. Parmak damar izi, avuç içi damar izi ve avuç dışı damar izi. Ses tanıma teknolojisi. İnsanın ses özelliklerini barındıran ses dalgaları mikrofon vasıtasıyla elektriğe çevrilerek bilgisayara veri olarak alınmaktadır.
Birçok araştırmacı istatistiksel özellikler kullanarak ses tanıma üzerine çalışma yapmıştır. İki tür ses tanımlama algoritması vardır. ASR ve STT. Otomatik ses tanımlama, yani ASR'nin bir veri tabanı var ve bütün tanınması gereken sesler bu veri tabanına kayıt ediliyor. Biri bir şey söylediği zaman bu veri tabanındaki veriler ile eşleştiriliyor ve ses tanınmış oluyor. Sesi metne dönüştürme, yani STT ise bir insan konuştuğu zaman sistem bu konuşmayı anlıyor ve koda döküyor. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak amacıyla bedenimizde bulunan bu şifre sistemlerini kullanmamız gerekiyor. Bu sistem bize yaratıcının bir lütfudur. Bugün bu dijital dünyada işler çok hızlı değişiyor ve iyi niyetlilerin olduğu kadar kötü niyetliler de var. Bu dünya hepimizin. Onu güvende tutmak ve güzelleştirmek elimizde. Gelecek nesillere güvende olacakları bir dünya bırakmak için yeniliklere açık olalım ve bu dünyayı güzelleştirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.